Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu yayını çekmek zorunda kaldım. Çekeceğim. Orada beni neredeyse vatan haini ilan edecek hainler var. Ziraat Bankası'nda galiba ya çalışanı var, ya seveni var, ya sevmeyeni var. Neyse. Arkadaş, bizim derdimiz üretmek. Üretmek için bankaya gidiyoruz. Doğru mu? Üretin diyorsunuz. Biz de üretmeye gidiyoruz. Doğru mu? Çoban Ziraat Bankası'na gittiğinde çobana o kadar bir iş kesiyorlar ki 50 tane kefil isteyler. O arkadaş Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü genelge yayınlıyor. Diyor ki üretici balıkçılarda diyor malzemelerini ipoteğe gidebilirsin kullandığı malzemeleri diyor. İpoteğe al diyor. Müdür isterse alıyor isterse almıyor. Yeni ipotek bul diyor. Buluyoruz veriyoruz verdik de. Ben Burdur Çavdır Ziraat Bankası'nda Nevzat Nuri Bey İpotek verdim. Babanı kefil getir dedi. Getirdim. Ananı da getir dedi. Anam gelmem kefil olmam dedi. Anam ağlayarak bankaya getirdi. Ben çıktım geldim Antalya Aspendos şubesine. O zaman bir bayan müdür dedi ki ipotek ver. Sicilin çok temiz. Kredin burada. Geldim. 4 senedir çalışıyorum. Hiçbir problem yok. Müdür değişmiş. Yeni bir müdür gelmiş. Bana para lazım. 150 bin ediyorum. Yeni ipotek ver. 3 yıl önce verdiğim ipoteklerim var diyorum. Ekspertiz gönderir misin müdür diyorum. Müdür bana ne hoş geldin dedim sandalyede böyle yamıktı konuştu. Dedi ki yeni ipotek ver ben ekspertiz gönderemem. Ulan müdürüm bana ekspertiz gönder. Yok gönderemem. Bir de tarsim yapacaksın sana dedi. Tamam müdürüm. Düşün 600 bine bankadan kredi kullanmışım. 40 bin lira faiz veriyorum. 57 bin lira tarsim primi var. 57 bin lira. 27'sini de sen ödeyeceksin dedi. 27'sini devlet ödeyecek. Tamam müdürüm. İpoteklerine dedi DASK yapacağım. Yap müdürüm. Hayat sigortası zaten yaptın. Yap müdürüm. Dedim şu tarsim. Balığı nasıl ödeyi? Arıyoruz tarsimle görüşüyoruz balıkçı arkadaşlara. Hiç daha ödememiş. Sel gelirse 12. 1. ay ödemiyor. Yazın sıcak 6. 7. ay ödemiyor. Balığın %30'u ölecek. 1 milyonluk balığın 300 bin liralığı ölürse 301 bin olursa 1 binini ödeye 300 binini ödemeye. Yani 500 bin liralık balığın ölecek. Sana 200 bin ödeye 300 binini ödemiyor. Ödemek için de bütün tesislerin dünya standartında olacak. Bizim tesislerimiz dünya standartında değil. 27 milyar devlet dolandırılıyor. 27 milyar ben çarpılıyorum. Devlet Tarsim'e peşkeş çekiliyor. Ya arkadaşım ben sana ipotek verdim mi? Hayat sigortası yaptın mı? DASK yaptın mı? Ödeyemezsem, şimdiye kadar hiç ödeyememişliğim olmamış. Bankanızda kredilerinizi ödemişim. Ödeyemezsem sen benim malımı satıp icraya verebilecek, alabilecek gücün var mı? Var. Niye tarsimi koyuyorsun 26-27 milyar %50'sine devlet ödeyiyor? Müdür laf etmiyor. Lan önceki müdürüm iyiydi. Başımızın üstünde yeri vardı. Yeni gelmiş. 2 ay 3 ay mı olmuş 4 ay mı olmuş 4 aydır krediye talepte olmadı. Bir senedir hiç ihtiyacım olmadı gelmedik geldik. Adam sana ben de bilmem önceki müdür değilim ben de. Ne diyeyim kız? Yalakalık yapmak adam gibi konuşun. Köylünün anasını ağla diyorsunuz bürokrasi olarak. Canımız yanan biziz. Siz oradan kalkmışsınız beni hain ilan ediyorsunuz. Devletimizin bankası evet kuruluş amacı belli ama zulüm ediyor. Üret diyoruz. Ne üreteceksin? Bir kamyon yem 150 bin liraydı. Şimdi olmuş 600 bin lira. Ne üreteceksin? Üretmemem için elinden gelen gizli yapıyorsunuz. Ben de susacağım öyle mi? Murat Şimşir neye sustu da buna susacağım? Haksızlık oldu her yerde. Muhammed şeydeki muttaki çoban ne dedi kredi alamadım Ziraat Bankası'ndan dedi. 5 tane kefil istedi ipotek verdim bilmem ne verdim dedi. Ne konuşuyorsunuz la? Adamın canını sıkman. Yalakalık yapacaksanız kendi sayfanızda yapın. Devletimizin bankası mı? Başımızın üstünde yeri var. Ama bu kadar bürokrasi olamaz. Bu kadar iş kesemez. Tarsimle, köylüyle devleti çarpamaz. Prim alacaksın diye. 56 milyarda 5 milyar prim alacak değil mi? He? 5 milyar prim için benim anamı yakacak. 56 milyar primi. Faizi 40 milyar tutuyor. 56 milyar primi var. Ödemiyor.
Elim ayağım titriyor. Bu ülkede üretim yapmayacaksın. Yaptırmayacaksınız. Ne varsa satacaksın. Ne varsa satacaksın. Üretim yapana kösteksiniz. Ha her müdüre demiyorum. Bakın Ziraat Bankası'nın başka müdürlerle görüşüyorum. Ya işte bu kriz çözülmeyecek bir kriz değil diyor. Çok basit bir şey diyor. TC'ni ver, veriyorum o müdüre. Bakıyor abi sen bebek gibi adamsın. Sen borçlarını her zaman gününde ödemişsin diyor. Aspendos şubesi. Aspendos şubesi. Antalya Aspendos şubesi. Abi 4 ay önceki müdürle hiçbir sorunum olmadı ya. Bu müdür sandalyede kıçınla konuşuyor. Sermaye. Ulan üreticiyim ben geldim. Bir ayağa kalk. Hoş geldin de la. Yamık kıtırıyor konuşuyor. O Tarsimci'ye geçen hafta verdim. Hadi dedim. Tarsimci yapmayı kabul etmeyi ben kasko yapmam diye. Olmaz diye senin üretim sanatın Avrupa standartlarında değil. Yaparım ama ödemem diye. Boşa uğraşma diye. Zulüm, zulüm. Bürokrasi zulmü. Müdür olan adam oldum zannediyor. Kocamız oldu. Bunu açtım mahsus bilin diye. Oradan bana hain değiller. Ali Dağlı abi. Hain miyim la ben üretmekle? Devletin bankasından yasal hakkımla kredi almak istemekle hain miyim la? Ne diyorum? Nevzat Nuri, Çavdır Ziraat Bankası'nda köylüyü ağlattı ya la ağlattı ya. Aran sorun köylülere, Çavdırlara bir sorun la. Sorun la. Zulüm etti ya bankadaşıydım başka bir yere gittim iyiydi. Şimdi başka biri daha geldi. Müdür değişti. Müdür değişti. Benim de o müdür ayrı ben müdür ayrı diyor adam. Benim de yok. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ama işin Türkiye'deki gerçeği bu. Bürokrasi böyle çalışıyor. Küçük üreticiyi eziyor da eziyor, eziyor da eziyor. Eziyor da eziyor. Ezmeye programlanmış. Oradan kalkmış biriler de devleti götürüyor. Ne devleti götürüyorsun la ben? Devlet bizim la. Hükümete çatıyorsun devleti götürüyor oluyorsun. Bürokrasiye çatıyorsun devleti götürüyor oluyorsun ha? Hain oluyoruz öyle mi? Doğruyu konuşurum. Köylünün çiftçinin hakkını ararım. Hakkımı yedirmem. Hak aramak suç olduysa suç işlerim ben. Gittim özel bankaya çıktım oradan. Böyle böyle ben esnafım böyle böyle ben üreticiyim dedim. Vallahi müdür çay ısmarladı kahve ısmarladı. Murat Bey ne istiyorsanız verelim. E dedim faizin yüksek. E bize dedi süspansiyonlu kredi vermemize izin vermiyor. Yukarıdakiler. Ziraat Bankası'na gidip mum olacaksın dedi. Kahvemi içirdi. Bak çayımı kahvemi içirdi adam sağ olsun. Hemen açalım diyor. Hayır dedim yok. Ben o faizle çalışamam üretemem. Üretemem abi. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bakın. İpotek verdim. İpotekleme DASK yapıldı. Hayat sigortası yapıldı. Hiçbir şey demedim. Demem. Ama Tarsim ödemediği bir şeyden hem devletin kasasından 27 milyar alacak hem 27 milyar benden alacak. Adalet mi? Devlet dolandırılmıyor mu burada? Ondan sonra da ben o yazı yazdım diye bana kalkmış oradan biri hain. Ula hain sensin aynaya bak la. Aynaya bak la. Aynaya bak. Bana hain diyen haindir. Çiftçiye zulüm ediyorsunuz. Bürokrasi zulüm yapıyorsun. Yapma. Etme. Eyleme. Sen bilirsin zulüm etme. Ziraat Bankası'nın galeye almıyor.
KGF varmış diyorsun, yok diyor. Ziraat Bankası dedi ya la. Şey, Cumhurbaşkanı dedi ya la. Gali Emelhan var la. Her türlü komisyonu kesiyor. 1,5 komisyon kesiyor. Faiz alıyor. Hayat sigortası yapıyor. DASK yapıyor. İpotekleri alıyor. 1 milyarlık ipoteğe 500 lira kredi veriyor. Daha neydi Brad? 3 yıl önce ipotek vermişim. Ekspertiz gönder diyorsun. Yeni ipotek ver. Nerede var? Yeni mal mı var? Abi devlete bir şey dedim. Yok. Olamaz. Devlet bizim. Bürokrasi. Kravat takan adam oldum zannediyor. Önce sicilime bakıyorum, hiçbir şeyin yok güzel, ama ben diyor, ben başka müdürüm diyor. O müdür gitti diyor. Ağzımda mam kurudu ya sinirimden. Yemin olsun ağzımda mam kurudu. Abi hepimiz yaşıyoruz. Ali Dağlı abi. Buradan da kalkmış birisi. Yok abi, araç maraç istemedi. Barış Ünal abi yok öyle bir şey istemedi. Allah var. Sadece sandalyede gıçını dönüp de konuştu, böyle dönerek. Değişmemiş, aynı devam ediyor. Ben onun çekimini yapar rezil ederdim de, gerek yok. Hayırlısı olsun. Üretmeyeceğiz abi. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Konuyu aydınlatmak için bu yayını yaptım. Yapmak zorundaydım. Yapmazsam kendime hakaret yapmış olurdum. Orada bazı dal kavuklar çıkıyor, diyor ki böyle böyle böyle. Ya o, lan arkadaş, damdan sen düşmedin la. Ben başından geçeni söyleyin. Burdur Çağdır Ziraat Bankası'nda Nevzat Nuri Boz. Anamı ağlattılar kevil ettirmek için. İpotek verdim, babamı kevil ettim. Anan da gelecek, anamı ağlattı babam. Zorla imza attıracaksın diye. Ben de bankayı terk ettim. Antalya Aspendo şubesine geldim. Giden müdür altındır ya. Her müdür değil. Prim almak için bazı müdürler halkı köylüyü öyle bir eziyor ki. Halkı köylüyü öyle bir eziyor ki. Sırf prim almak için. Adalet yok. Hele dünyanın neresine gidersen gidin. Üretici geldiyse bütün bankalar ayağa kalkar müdürler. Üreticiyi öyle el üstünde tutarlar. Bizim gibi şamar olanla çevirmezler. Derdimiz bu. Devlet biziz, doğru, halk. Bunu hala anlamamışlar var. Hala anlamamışlar var. Devlet bizim. Devlet bürokrasinin değil. Koltuğa oturan kral oluyor lan. Okumuşun emme demiş evveli biri. Adama olamamışın oğlum demiş birine. Oğluna, kendi oğluna. Kaymakam olmuş. Oğlu bu basını makamına çağırmış. Bak demiş, adam oldum. Okudum. Ne adam oldun? Adam olamadın ki. Bu banı sen makamına çağır, adam oldum diyor. Arkadaşlar hayırlı günler.